Şimdi tabii öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürütmüş olduğu lider diplomasisinin bu Türkiye'nin etkinliğinde önemli bir yeri var. Cumhurbaşkanımız Türkiye ile ilgili olsun, bölge ile ilgili olsun bütün krizlerde inisiyatif alıyor ve ilgili liderlerle görüşüyor. Yine hatırlayın Amerika'nın Büyükelçinin Kudüs'e taşınması, Kudüs'ün başkentliğini tanıması meselesinde de Cumhurbaşkanımız önemli bir inisiyatif almıştı. Şimdi genel olarak baktığımızda bir, bu lider diplomasi. İki, Türkiye'nin demokrasiyle, istikrarıyla ve ekonomisiyle, yani ekonomik büyüklüğüyle bölgede önemli bir istikrar adası olduğunu görmemiz lazım. Bizim komşularımızdan Irak ve Suriye hala iç savaş bitmiş sayılmaz. Suriye özellikle çok ciddi bir iç savaş içerisinde. İran'da önemli bir Amerikan tehdidiyle karşı karşıya. Sadece Amerikan tehdidi değil, arkasında İsrail ve Körfez ülkelerinde olduğu bir bloğun kendisini sınırlandırma faaliyetleriyle karşı karşıya. Amerika İran'la yaptığı anlaşmayı bozdu. Bir önceki başkan tamam dedi, bir anlaşma imzalandı. Evet. Sonraki başkan geldi, bu anlaşmayı bozdu. Bu aslında nasıl bir çok anlaşmadır? Basit bir şey değildir. Yani uluslararası hukukun kurallarının aşılması anlamında, yani güvenirliğin gitmesi anlamında Amerika tarafından söylüyorum. Çok sıkıntılı bir karar aldı Trump. Ve işin açıkçası İran nükleer anlaşmadan vazgeçmiş değil, bunu ihlal etmiş değildi. Bütün dünya bunu biliyordu. Uluslararası Atom Ajansı'ndan gelen herhangi bir sıkıntılı bir şey yoktu. Aksine olumlu raporlar geliyordu. Ama Trump, ben yeni bir anlaşma yapacağım, bu kötü bir pazarlıktı. Affedersiniz, Obama böyle yaptı diyerek buna girdi. Peki sonunda ne oldu? Şimdi geldiğimiz noktada İran dedi ki, bu yeni yaptırımlar da geldi biliyorsunuz. Ben de uranyum zenginleştirmeye başlayacağım. Avrupa'yı bir süre bekledi. Avrupa'dan da bir hareket gelmeyince İran bu karara vardı. Evet, ki zenginleştirmeye de başladı uranyum bu arada, başladı. belirtelim. İşte bu şunu gösteriyor. Şimdi o zaman nükleer gücü olmak önemli madem. İşte bir örnek Libya. Libya'da kendisine müdahale edildi ve Kaddafi'nin sonunu biliyoruz. Evet. Halbuki Kuzey Kore, Trump'ın görüştüğü bir lider. Bir ilerleme de söz konusu değil. Ama nükleer gücü olmak bu kadar önemliymiş. İran bunu görmüyor mu? Görüyor. Ha, geldiğimiz noktada bu gerilim nereye gider diye baktığımızda ben Trump'ın herhangi bir şekilde savaşa girmek istediği kanaatinde değilim. Çünkü bu ona seçim kaybettirir. Ya Kasım'dan itibaren Amerika'da seçim gündemi başlıyor. Ve İran da öyle işgal edilen Irak gibi bir ülke değil. İran Askerlerini bırakıp kaçacağı bir ülke değil. hem ideolojisi var içinde, güçlü bir ideoloji var. Hem Filistin, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak buralarda milisleri olan bir ülke. Yani Evet. vekilleri üzerinden Amerika'yı acıtabilecek, ona sıkıntı verebilecek bir ülke. Tabii bombalayabilirsiniz. Hatta bazı çılgınlar Washington'da acaba taktik nükleer bomba atar mıyız Tahran'a diye bunun hesaplamalarını bile yapıyorlar. Ama bu çok riskli bir karar olur. Ve dolayısıyla İran'la siz savaşmaya karar verdiğinizde bu savaş öyle kolay bitmez, uzun sürer ve çok bölgesel olarak da küresel olarak da çok büyük bir yıkım getirir. İşte Trump'ın kendince tehditlerle müzakere, tehdit müzakere, bir taraftan tehdit öbür taraftan övgü. Böyle bir yöntemle masaya getirmeye çalışıyor. Ama masaya getirmek için de verebileceği hiçbir şey yok. Evet. Yaptırım üstüne yaptırım getirmişsin. Bununla ne elde edecek İran? Zaten önceki anlaşma ortadaydı. Bir de biliyorsunuz 12 tane şart koydular. Şimdi ben gerçi Trump'ın 12 şartı önemsediğini düşünmüyorum. Yani yeter ki şu nükleer anlaşma ile ilgili biraz daha iyidir bu diye satabileceği bir şekilde İran'la anlaşılmış olsa bundan çok mutlu olacak. Yani İç bırakın orada. siyasete yönelik güzel bir malzeme mi arıyor bu Kesinlikle bir anlamda? malzeme arıyor. Bir savaş bence aramıyor. Ama şöyle bir risk var. Siz savaş aramayabilirsiniz. Fakat müttefikleriniz var ve onları sıkıştırmalarıyla işte biliyorsunuz bazı tankerlerin vurulması meselesi, en son bir Evet. Amerikan SİHA'sının düşürülmesiyle beraber bu kararı almaktan son anda vazgeçtim diye dünyaya açıklama Evet. yapıldı. Yani bir takım şahinler var biliyoruz. Yani A takımında şahin isimler var. İran'ın politikalarından rahatsız olan isimler var. Onların da devreye girdikleri bir herhangi bir gerilim eskalasyonu durumunda ortaya savaşın çıkabileceği, sıcak çatışmanın çıkabileceği bir durum pekala olabilir. Evet. Tabii Türkiye burada çok önemli bir denge oluşturuyor. Nedir bu denge?
İran'ı sınırlandırmak adına uygulanan bu bloklaşmanın bölgeye fayda getirmediğini, yeni sorunlar getirdiğini, çatışmalar getirebileceğini göstererek bir dengeleme konumunda Türkiye. Ha, bu anlamda istenilen yerde mi Amerika açısından? Bence değil. Evet.